Merhabalar bugün oyuncu ekipmanlarının toplu kutu açılışını yapıyoruz ve sizlerden birkaç kişiye de çekilişle ürünler dağıtacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi kutu açılımına geçelim. Oyuncu ekipmanı ve şu görmüş olduğunuz oyuncu koltuğuyla birlikteyiz. Müzik Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadraja sığmayan kutular olduğu için iki kamera ile birlikte hem bu açıdan hem de bu açıdan bir video çekiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz bir adet burada bir kutum var, bir adet de burada kocaman bir kutum var. Birisi oyuncu ekipmanları, kulaklık, mikrofon, klavye vesaire hepsi burada açılışını yapacağız kutu açılımını. Diğeri de oyuncu koltuğu ve o da burada kadraja sığmadığı için bu şekilde bir çekim yapıyorum. Şimdi önceliğimiz bu kutuyu açmak olacak. Hemen şöyle zaten ben ufaktan açmıştım. Tekrar bandını çektim bu tarafa. Şimdi üst kameradan zaten detaylı bir şekilde görüyor olacaksınız. Kutuyu açmadan önce şu bilgilendirmeyi yapayım. Bu ürünleri Crown Micro Türkiye markasından aldım. Satın alıp ürün kutu açılımı yapmak istedim. Çünkü dedim ki tek bir marka altında bütün ürünlerimi toplayayım dedim. İşte oyuncu koltuğum burada. E, kulaklık, mouse, klavye hepsi burada. Şimdi kutu açılımını yapalım. Sizi de çok fazla bekletmeyeyim. Ürünler zaten korunaklı bir şekilde tarafıma ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi paketlemeler çok güzel. Burada bir adet hoparlörlerimiz bulunuyor RGB olarak. CMS 1002 modeli. Güzel bir ürün. 10 mat gücünde diyebilirim sizlere. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bütün kutuların içeriğini bir çıkartalım. Sonrasında detaylı göstereceğim. Burada da CMGH 2102 oyuncu kulaklığı bulunuyor. 7.1 sanal surround bir iş ses sistemi var içerisinde ve çok güzel oyunlarda ses kasabiliyorsunuz ve müzik hissiyatı da çok çok güzel diyebilirim. Bunu da bir kenara koyuyorum. Zaten bunların testlerini, açılımlarını hepsini birlikte yapmış olacağız sizinle. Mouse mesela çok takip ediyordum ve çok güzel bir ürün. Çünkü şöyle söyleyeyim size. DPI olsun, eldeki kayganlık hissi ve mousepad ile birlikte kullanıldığında gerçekten e sporcuların tercih ettiği hem mousepad, onu da göstereceğim burada, hem de mouse oluyor. Zaten hepsinin detaylarına ineceğiz birlikte. Bunu da hemen şuraya bırakıyorum. Burada da 90 cm genişliğinde çok güzel bir mousepad bulunuyor. Tamamen masayı kaplıyor diyebilirim. 90 santim eni olan bir masayı. Mikrofon. Bu da böyle masaüstü bir mikrofon. Bu da model olarak hemen size şöyle göstereyim. CM, GM 600 olarak geçiyor modeli. Bunları da hani internetten almak isterseniz bakarsınız diye modellerini söylüyorum. Bu arada zaten ben linkleri paylaşıyor olacağım. En çok merak ettiğim ikinci ürün Allah Allah. diyebilirim sizlere. O da hemen şu kenara bırakıyorum ve mekanik klavyemiz. Bu klavyeyi çok merak ediyordum ve hani hiç kullanma deneyimim olmadı. Nasıl bir klavye? Nedir, ne değildir diye çok 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 merak ettiğim klavyeler arasında mavi switch'li bir klavye ve tuş sayısı 105 tuş diyor. Ee, dediğim gibi üretici bir firma olduğu için 7-8 tane firmaya Kendileri zaten bu ürünleri ürettiğinden güvenerek satın aldım. Nedenini de bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi şöyle düşünün. X bir markası bir ürün ürettirmek istiyor ve bu firmaya ulaşıyor. Bu bildiğimiz ürünler yani bildiğimiz markalar. O yüzden bu firmayı tercih ettim. Çünkü yapı, malzeme kalitesi olarak ben bunları önceden de takip ettiğimden dolayı nedir ne değildir biliyorum. Ee, bu klavyenin gerçekten hani kullanımını yapmadım ama çok çok merak ettiğim klavyeler arasında yer alıyor. Bunu kesinlikle deneyeceğim. Şimdi şöyle zaten kulaklığımızda bu şekilde bu kameraya da göstermek istiyorum. Sanal 7.1 surround bulunuyor içerisinde ve kutu yapıları olsun, görünümleri olsun gayet göze hitap ediyor. Bir ikinci ürünümüz ise bu şekilde RGB bir hoparlör bu kameraya da göstermek istiyorum bu şekilde. Zaten modellerini kameradan görerek bakabilirsiniz. Şöyle bir mikrofon var. Dediğim gibi bu mikrofon da tamamen takım olsun diye aldığım bir mikrofon ama ses kalitesi anlamında Discord'da ya da oyunlarda iş görecek bir mikrofon diyebilirim sizlere. Oyuncuların vazgeçilmezi mikrofondur aslında. Klavye ve mikrofon. Nereden bakarsanız. Şimdi ben bunu tercih etmemdeki sebep bunu da deneyimlemedim ama deneyimleyen kişilerden gerekli bilgilendirmeleri aldım. Ve mouse'u farklı bir marka almayı düşünüyordum ama Dedim ki bu da olsun en azından deneyimlerim. Bunlar şu anda kutu açılımı yapmayacağım için şu anda sadece gösteriyorum sizlere. Hani en azından nedir ne değildir görmeniz için. Bu da bayağı büyük bir mouse pad diyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi RGB'li bu arada ve en güzel yanı da RGB olması ve güzel bir dekor vermesi. Şimdi şu kutuyu şöyle önüme alıyorum. Bunu tabi şu an burada açamayacağım. Birazdan farklı bir Odaya geçeceğim. Orada direkt bunun kutu açılımını yapıp kurulumunu birlikte yapacağız. Diğer ürünlerimize de ekstradan bunu kurduktan sonra kamerayı elime alıp göstereceğim sizlere. Şimdilik ürünlerimiz bu kadar. Bayağı böyle ürün topladım diyebilirim sizlere. Ve güzel de olacağını tahmin ediyorum. En son zaten kutu açılımlarını, hepsinin incelemelerini tek tek kanalımda yapacağım. Ve siz de nedir ne değildir görebileceksiniz ürünlerin incelemesini. Bu arada hani artısı eksisi her şeyini paylaşmış olacağım sizlere. Yani şu ürünü aldım, satın aldım ama kötüyse iade edebilirim. Sonuçta 14 gün iade etme hakkım var. Kötüyse gerçekten iadesini yapacağım ürünler arasında diyebilirim. Yani bu sadece mikrofon için değil, klavye, mouse için de geçerli. Ama şöyle söyleyeyim dediğim gibi. Şimdi biz YouTube'a video çektiğimiz için sürekli birbirlerimizle iletişimdeyiz. İşte şu marka nasıl kullandım mı vesaire diye Bunların hepsini yorumlardan yani arkadaş çevremizdeki kullanan kişilerden gerçekten oyunlarda çok sürekli vakit geçiren saatlerini alan kişilerden aldığımız bilgilerle oluyor bu ürünleri aldığımız süreçler. O yüzden kötü bir sürecim olacağını düşünmüyorum. Şimdi oyuncu koltuğumuzun kurulumuna ve kutu açılımına geçiyoruz. Oyuncu koltuğumuzun kurulumuna ve kutu açılımına geçtik. Şimdi salona geldim ve paketi açacağım. Ben biraz bu şekilde yıpratmış olabilirim paketi. Ama olsun. Zaten üründe bir sıkıntı olmayacak. Şimdi kutuyu bu şekilde açalım. Bu en ağır ürünlerden bir tanesi de buydu. Zaten bu şekilde paketimizi açtığımızda içerisinde gene korunaklı bir şekilde geliyor bu arada ürünler. İlk önce şu kısmını çıkartalım. Bu arada bayağı ağır. Gerçekten malzeme yapısı güzel gözüküyor. Ağır bir ürün. Oyuncu koltuğunun kurulumunu bitirdim. Şu anda hatta kullandığım koltuk da bu. Görmeniz için de bir güzel kurdum ve kullanıyorum. Şimdi klavyemizi, kulaklığımızı ve hoparlörümüzü şu anda açmayacağım ama diğerlerinin ürün kutu açılımlarını yapacağız. O yüzden bunları hemen şöyle aşağıya alıyorum ve diğer ürünlerin hemen açılımını yapalım. Mouse'u vesaire hepsini zaten görüyorsunuz. Bunların hepsinin incelemesini yakında kanalımda yapacağım. Görmüş olduğunuz RGB'li bir hoparlörümüz var ama bunu da sonra açacağım. Şimdi mousepad'ini açalım hemen ürünümüzün. Bunları çünkü bir kurulumunu yapacağım. Yani mousepad'i sereceğim bilgisayar masasına. Zaten şu kısımda hemen açma yeri bulunuyor. Bu 90 santimlik bir mousepad. Tamamen benim masamda 90 santim genişliğinde ve masayı Kaplayacak. Diğer ürünlerin kutu açılımını incelemelerini kanalımda yapacağım ve ilerleyen haftalarda da sizlere kulaklık, mouse, klavye tarzında çekiliş yapacağım. O yüzden kanala abone olun ve çekilişleri kaçırmayın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mousepad'imiz baya büyük ve bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca içerisinden de bağlantı aparatımız çıkıyor ve zaten ürün hani bu şekilde tarafımıza geliyor. Bunu da detaylı göstermiş olacağım sizlere şu şekilde. Hop, az kalsın süngeri uçuyor da elimden. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hareket edebilen ve uzunluğu da bayağı uzun olan bir mikrofon, masa tipi bir mikrofon bu ve şöyle pop filtri da var yani gürültüyü engelleyecek bu rüzgar seslerini almayacak bir üründe var. Şimdilik inceleyeceğimiz ve açacağımız ürünler bunlar da zaten mousepad'in detaylı videosunu şimdi de gösteriyorum sizlere nasıl ışık yandığını. Diğer ürünlerimizi İlerleyen süreçte açacağım çünkü daha bilgisayar almadım. Yani bilgisayar aldığımda bütün ürünleri incelemiş olacağım. Yani bu klavye en çok incelemek istediğim ürün ve size şimdi ekranda zaten detaylı gösterirdim ama şimdi şöyle göstereyim. Oyuncu koltuğumuz burada görmüş olduğunuz gibi bayağı stabil bir şekilde çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Oyuncu koltuğunu çok kısa bir sürede kurulumunu sağladım. Normalde benim elimden bu tarz beceriler gelmez. Yani çok fazla kurulum yapamam ama hızlı bir şekilde sağladım. Bu ürünleri satın aldım dediğim gibi. Güzel ürünler olduğunu biliyorum. Kullandığım ürünler vardı, kullanmadığım ürünler vardı. En çok da aslında merak ettiğim ürünlerden bir tanesi de bu kulaklık olacak. 7.1 sanal surround sistemi olduğu için acaba oyunlarda nasıl bir performans verir? Onu gerçekten test etmek istiyorum. Kullanan arkadaşımdan aldığım yorum. Gerçekten o PUBG hastası böyle sürekli PUBG oynuyor. Ve çok çok iyi olduğunu söylüyor. Arkadan sağdan soldan ateş nereden gelirse veya ayak sesi direkt anında alabildiğini söyledi. E fiyatına göre de uygun olduğu için zaten bunu tercih etti. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünlerin açıklamaya linklerini bırakıyorum. Satın almak veya incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Daha çok gaming ürün, ekipman, bilgisayar toplama bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.